Aa, Onur Bey gelmiş. İyi de bunun bu saatte ne işi var burada? Kalıp dinlesen mi acaba? Çok aç gözlüsün Şeref'e doymak bilmiyorsun. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim de izin günümdü, tam çıkıyordum. İzin gününse çık o zaman Şerife. Çıkayım. Annenizle babanız yürüyüşe çıktılar. İsmet Hanım da çiftlik evine döndü. Sağ ol. Rica ederim. Görüşmek üzere Onur Bey. Görüşürüz. Allah Allah. Lale, beni görmesin başını ya. Varan iki. Az önce Onur, şimdi Lale. Ne oluyor burada ya? Geri de dönemem ki dinleyeyim. Ablam, hı, sen böyle eşyalarını toplarken ben de şu manzaranın tadını çıkarayım ben. Tamam. Hı, hadi. Diyeceğim vallahi ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben birkaç eşya alacaktım da. Tabii buyurun. Teşekkürler. Geçin. Sakin ol benim. Ben eşyalarımı almaya gelmiştim. De sen bu saatte ne yapıyorsun burada? Benim biraz başım ağrıyordu. Ama şimdi daha iyiyim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben eşyalarımı hazırlayayım o zaman. Hemen gideceğim yani. Atayım şunu. Açıkta giderim ya. Biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız? Yani sen çıplaksın, böyle mi konuşacağız? Çıplak değilim Lale. Havlu var altımda. Ha tamam o zaman. İyi bari ben o zaman üzerimi giyeyim. Dün yaşadığımız şeyden sonra bu ne rahatlık ya? Sanki aramızda bir şey geçmemiş. Sanki mektubu yazan o değil. Hem özür dileyip aşkını itiraf ediyor, hem de hala tavır yapıyor. Kesin hatasını anladı. Böyle sempatik görünerek kendini affettirmeye çalışıyor. Yemezler ama. Tamam giyindim.
Lale, giyindim. Emin misin? Hayır, emin değilim. Ya tamam, giyindim. Biraz konuşalım mı? Konuşacağız. Ne konuşacağız? Biz bundan sonra hiç kavga etmeyelim seninle, tamam mı? Etmeyelim, etmeyelim de onu nasıl yapacağız ben bilmiyorum. Bence biliyorsun. Biliyor muyum? Hı hı. Yani benim haklı olduğumu, senin de haksız olduğunu. Haksız olan ben miyim? Ben haksız olacak ne yaptım ki? Lale, hangi konuda haksız olduğunu sormuyorsun değil mi bana şu an? Evet, soracağım. Şaka yapıyorsun değil mi? Dünkü konudan mı bahsediyorum Lale? Ne hatası ya, bir dakika. Asıl hatalı olan sensin. Ben miyim? Lale, sen ne yapıyorsun ya? Bir öylesin bir böyle, ben anlamıyorum ki ne yaptığını. Eğer amacın beni delirtmekse... Bu sefer de ben aynı yerde seni alkışlıyorum. Bravo, başarıyorsun çünkü. Sen bana dengesiz mi demeye çalışıyorsun? Ben anlamadım. Çalışmıyorum Lale, söylüyorum. Sen dengesizsin, tamam mı? Hatta sen benim hayatımda gördüğüm en dengesiz insansın. Ben niye dengesiz oluyormuşum acaba? Niye dengesizsin? Çünkü sen bana o... Lale, enişte. Nilüfer, merhaba. Hoş geldin. Siz galiba özel bir şey konuşuyorsunuz. Ben çıkıyorum. Konuşmuyoruz. Tartışmaya başlamıştık, yarısında sen geldin ama tartışmayı şu anda bitiriyoruz. Doktor ne dedi? Stresten uzak dur dedi. Biz de olabildiğince hızlı bir şekilde buradan uzaklaşıyoruz abla. Yani... Görüşürüz enişte. Hayret bir şey ya. Şu yaptığı hareketlere bir bak. De dengesiz demeyecekmişim ona. Dengesizsin, dengesiz. Hatta sen var ya, hastasın ya. Yemin ediyorum sen hastasın Lale. Öyle bir böyle ben anlamıyorum ki, bu nasıl iş ya? Alay mı ediyorsun benimle, dalga mı geçiyorsun? Ama bitti, tamam mı? Bu sefer kesin bitti bu sefer. Kesin bitti. Bana dengesiz diyor, kendi benden beter. Ay ne oldu, 2 dakikada kavga ettiniz siz şimdi ya? Ay bağırıp çağırıyor bana ya. Özür dileyip hatasını kabul edeceği yerde beni daha çok kışkırtıyor. Neymiş efendim, ben hatalıymışım, telafi edecekmişim. Hayır yani, bunu nereden çıkarıyor ben anlamıyorum ki. Hadi gitsin. Hadi hadi, tamam. Şimdi bana doğruyu söyleyin. Pelin Su'nun şirkette çalıştığından sizin haberiniz var mıydı, yok muydu? Yoktu anneciğim, yok, yok. Yok anneciğim, niçin bize inanmıyorsunuz? Bakın çok mahcup oluyoruz. İnşallah öyledir. Ben Onur'a gerekeni söyledim. Bu düğün en kısa zamanda olacak. Siz de bunun için elinizden geleni yapacaksınız. Tabii anneciğim, ne gerekiyorsa. Biz de zaten evlenmelerini istiyoruz anneciğim. Tabii istersiniz evladım, tabii istersiniz. Düğün yoksa miras da yok. Yoksa mirası artık rüyanızda görürsünüz değil mi? Ama anneciğim sadece miras için, yani miras için değil, torunumuz söz konusu. Babanızın dediği gibi, ben sizin çehrinizi bilirim yavrum. Şimdi, Lale, bu eve gelin olarak girmeden ben bir daha buraya adımımı atmayacağım, anlaşıldı mı? Anneciğim ne olursunuz yapmayın. Ne kadar severim sayarım sizi, biliyorsunuz, ne olur yapmayın. Çok üzülüyoruz. Anneciğim bizi böyle cezalandırma ama, değil mi? Size bu ayın sonuna kadar mı öyle? Bu düğün yapıldı, yapıldı. Yoksa elimden çekeceğiniz var. Anneciğim. Ay annen çok ciddi Fikret. Ay, ay bana geliyorlar Fikret. Ay üstüme geliyorlar Fikret. Ay ne olur dışarı çıkalım, hava alalım, bir yürüyelim Fikret ne olur. Ama zaten dışarıdayız hayatım. Bak hava da alıyoruz. Fikret evin sınırları içindeyiz ama. Ay dışarı çıkalım, hadi yürüyelim. Kaldır beni, götür beni buradan.
Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi, hadi yavrum. Madem sınır ötesine gideceğiz, üstümüzü değişelim bari. Hadi değiştirelim. Hadi. Ay çok fena. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba Lale'cim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ya ben size uğramak istiyordum, birkaç parça eşya alacaktım da müsait misiniz acaba? Hayatım biz babamla yürüyüşe çıkmıştık ama evde birileri var. Peki ben gelsem acaba hani bir sıkıntı olur mu? Ay olur mu hiç öyle şey canım benim? Orası senin de evin, ne demek? Tamam, çok teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere bir tanem. Ay Fikret, annen doğru söylüyor. Bunların arası bozuk kesin. Baksana eşyaları almak için bile beni arıyor ayol. Onur'la konuşmuyorlar bunlar. Ay delireceğim Fikret, ne yapacağız? Ne bileyim Yıldız, böyle şeylere pek kafam çalışmaz benim. Seni. Yani. Ya bırak Allah aşkına Fikret, bırak. Fikret, ben hem yürüyüp hem düşünemiyorum. Allah aşkına bir duralım, oturalım, bir dinlenelim lütfen. Şurada bir yer var, gel gidelim. Tempolu yürüyelim, Yıldız, aklıma bir şey geldi. Ay hadi inşallah. Lale'ye Onur'un adına çiçek gönderelim. Sonra Onur'un ağzından bir de mektup yazarız. Ay Fikret, ne kadar klişe. Yani kız zaten çiçekçi ayol. Boğulmuştur çiçekten. Doğru söylüyorsun. Sen aslında iyi anlarsın böyle işlerden. Çapkınlıkta, idare etmekte, gönül almakta üstüne yoktu. Abartma Yıldız'cığım ya. Bileklik alalım, pahalı bir bileklik. Hatırlıyorum o günleri. Bilekliklerin biri gelir biri giderdi. Ne çok üzdün sen beni o zamanlar Fikret. Allah aşkına Yıldız yapma böyle. Yani nerelere gidiyorsun Yıldız? Biz zamanla yarışıyoruz, sen ne düşünüyorsun? Bileklik olmaz. Kızı daha yeni altına boğduk. Yüzüyor kız içinde altınların. Bundan etkilenmez. Ayakkabı alalım yani ya da çanta. İkisini birden alalım. Bu kızı bu şekilde etkileyemeyiz Fikret. Daha manevi şeyler bulmak lazım. Yani onu duygulandıracak, Onur'un onu sevdiğine inanmasını sağlayacak şeyler. Ama ne? O günleri unutmuyorum ama Fikret. Bilmeni istiyorum. Hiçbir zaman da unutmayacağım. O bileklikleri hiçbirinde takmadım, takmayacağım. Ah gel gel. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şey, ablam Gülşah'ı almaya gitti bu arada. Aa, iyi. Ne yaptın? Alabildin mi eşyalarını? Aldım. Benim suratımda bir şey mi var? Siz niye öyle bakıyorsunuz bana? Ay, dalıyor benim. Nasıl misafir gelecek? Gözüm dalıyor hep. Ne yaptın? Şey oldu mu? Kimler vardı evde? Ha, kimse yoktu. Şey, Yıldız Hanım'la Fikret Bey şeye, yürüyüşe çıkmışlardı. Ha. Aman artık böyle hani bey, hanım falan demesen de anne baba desen de ya. Ya alışamadım ya. Ay canım. Onur şey yaptı mı, aradı mı? Anne sen beni sorguya mı çekiyorsun şu anda? Yavaş yavaş ben hazırlanayım, gidiyoruz biz zaten. Ablacığım, eniştem aradı mı, konuştunuz mu? Aramasına gerek yoktu, zaten evdeydi. Ha. Nasıl davrandı peki sana? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Sanki hiç tartışmamış gibiydik. Belki hatasını anlamıştır, arasını düzeltmeye çalışıyordur. Hiç sanmıyorum. Hatta yine gerildik orada. Hı. Sanki böyle hatamı kabul etmişim zannetti de böyle bir garip davrandı ya. Bir de üstüne üstlük bana dengesizsin dedi. Yani sanki o çok dengeliymiş gibi. Hadi ya. Karma karışık oldum. Lale Yenilmez. Benim. Sizin için efendim. Benim için mi? Evet. Aa. Ay inanmıyorum. Lale. Onur'dan herhalde. Teşekkürler. Nasıl acaba bu yemeğe başladı? Ay, Onur'dan mı? Hiç sanmıyorum yani. Notta ne yazıyor? Ne yazıyor? Kesin Onur'dan. Bence Onur.
Bunu göndermemiştir yani. Böyle bir şey yapamaz. Yapar belki. Belki yapar. Ay onun kim bilir neler yazmış. Ay. Ne yazıyor? Onur Tabi. Lütfen kabul et özrümü. Adarım ben ömrümü. Layık değilim biliyorum sevgine. Esirin olurum ben bir gülüşüne. Ay baş harflerine baksana adın meydana çıkıyor. Ay orada mı bu adam? Ay inanmıyorum. Lale çıkıyor. Ay şu anda öyle bir nostalji yapıyorum ki çocuklar. Babanız küçüktü falan ama bana şiirini böyle yazmıştı. Seviyorum ama kimi? Çok sevgili birisini. Bilmem neye baksana baş harfleri bu arada seni. Ay onu bestelemişti. İşte bana bak bu da bu. Astorşik. Fiş bu. Astorfiş. Bilmiyorum da benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Ama bence en romantiği de teyzeler. Bak hepimizin aynı şeyleri yapıyorlar. Daha romantik esen ya. Böyle mesela. Biz bunu da yapmayı başarmışız. Anne bu böyle. Ay o papatya gibi. Ananas bu. Lale sepeti almıştır herhalde. Beğenmiş midir dersin? Herhalde. Yani meyve sepeti nereden aklına geldi? Vallahi şaşırdım. Çok iyi fikir. Senden geldi aşkım. Aklıma senden geldi. Hamileyken hatırlasana en sevdiğin şey böyle sepetten bir şeyler yemekti. Hoş. Şimdi de yemeği çok seviyorsun da. Yalnız şiirin içinden her şeyi söyleyemeyeceğim. Heyecanlandırmadı beni. Çok baner. Şiirime niye laf söylüyorsun? Benim şiirim çok güzeldi. Ben akrostiş uzmanıyım aynı zamanda. Benim çok hayranım vardı şiirlerime. Çok tutulanlar vardı o şiirlere. Kimler tutuldu acaba? Niye o şiirlerden benim hiç haberim olmadı? Niçin ben hiç şiir okumadım? Kime yazıldıysa artık ya da kimlere? Hayatım yani şiir derken lafın gelişi yok. Bırak Allah aşkına Fikret. Bırak. Bugün zaten bileklikten anılarım tazelendi. Çok sinirliyim sana. Şimdi şiir. Ben niye okumadım o şiir? Bak kime yazdın o şiirleri sen? Fikret çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Lütfen böyle zamanlarda ne yapman gerektiğini biliyorsun. Git. Evet. Biliyorum. Tamam. Gidiyorum. Gidiyorum ama unutma bunu düzelteceğim. Güle güle Fikret. Yaşlandıkça saflaştın sen. Eskiden böyle miydin ya? Kendi dilinde kendini yaptın. İşte ekip çalışmasının faydaları yavrum. Biz bir ekibiz. Yani hep ablanların arkasına iş çevir diyorsun bana. Hayır tatlım. Yani düğün olana kadar kaşımızı dört açmamız lazım. Nergis bak kendin de söyledin. Fena mı oldu böyle? Sen hiçbir şeyi kaçırma tamam mı? Tamam. Göz kulak ol ben yemeği hazırlayayım. Anne yalnız elini çabuk tut. Filiz abla çok acıktı. Ay, bu beni de yer. Çok korkuyorum. Ay. Kızlara bak. Paranın kokusunu aldılar. Ama benim gözüm Nergis'imden başkasını görmez. Ya bu para ne değişik bir şey ya. İnsanı nasıl değiştiriyor? İnşallah Nergis'im de böyle etkilenecek. Hayırlısıyla şu iş yerini bir açsak. Bacanak. Bacanak. Söyledim ya. Ne yapıyorsun abisi? İyi abi sen ne yapıyorsun? İyi oğlum ne olsun. Hallettin mi işleri? Attım imzayı aldım parayı abi. Harbi mi lan? Vallahi. Bana bak, bütün parayı yanında taşımıyorsun değil mi? Yok abi, gittim bankaya yatırdım. Ha, güzel güzel. İyi de böyle hani biraz almışındır yanına. Yani bize yetecek kadar biraz aldım sayılır. Aferin lan! Çok iyi yapmışsın ha! Şey diyorum ben şimdi.
Ticaretin kalbi nerede Atar? Borsada. Yok be oğlum, KVB. He. Ne yapalım? Ne yapalım? Kahveye gidelim mi ya? Gidelim. Bir bakalım bakalım ne oluyor ne bitiyor. Şöyle bir piyasayı yoklayalım değil mi? Bu işi de hallettik ya. Of! Ne lan? Bak heyecanlar şimdi. Yemin ediyorum tıpırdamaya başladı ha. Vallahi elinize sağlık ya Songül abla. Afiyet olsun yavrum. Biraz daha ister misin? Sağ ol. Varsa yalnız ben bir tabak daha alırım. Tabii, tabii. Oh be, sonunda doydum birazcık. Biraz. Evet. Lale, sen hiç yemiyorsun, önündekiler duruyor. Yok, yiyorum. Yok vallahi yani, göbeğin de hiç çıkmamış. Vallahi hap kadar çocuk doğuracaksın diye korkuyorum yani. Kız şaka yapıyorum, şaka, espri. Dondu kaldı, gül gül ya. Bir de bir şey diyeceğim, sen böyle şimdi pantolonlar giyiyorsun ya. Hani bu bebek içeride sıkışmasın. Yok, bunlar hamile pantolonlar. Belli lastikli bunların. He, rahatsız giyerim ben de vallahi. Giy vallahi. Sen de. Oh, sağ ol vallahi. Maşallah. Lale. Aklıma bir şey takıldı. Sen düğün günü fenalaştın ya. Öncesinde böyle kötü bir şey yaşamadın değil mi? Yok. Eminsin? Hı hı. Yani öyle bir anda böyle bir evet diyordun, Allah Allah. Bir anda böyle bayıldın yani, öyle mi? Öyle oldu. Vallahi bana bu hiç inandırıcı gelmedi yani. Size geliyor mu inandırıcı? Heyecandan canım olamaz mı? Ay piknikte de hatırlasana, böyle bir fenalaştı. Tansiyonu düşmüştü orada, onu biliyoruz. Da burada beni böyle bir şüphelendiren başka bir şey var. Nedir acaba? Vallahi bir şey olmadı, geçti gitti artık ya, konuşmaya gerek yok ki. Hadi yemek ye. Bir dakika, bir dakika. Devam et Firuz. Nedir şüphelendiğin konu? Şimdi şöyle, acaba diyorum, Pelin Su düğünün öncesi gelip Lale ile konuşmuş olabilir mi? Olabilir mi? Çünkü şimdi bu sinsi şeytanın ben böyle hiçbir şey yapmadan duracağına inanmıyorum. Bir de böyle bir, biz bugün bir şirkette karşılaştık. Bübükhan'ın emin tavırlar, böyle bir haller bilmem ne, bir de bu evlilik olmayacak gibi laflar falan. Bir dakika, şirkette ne işi var bu kızın? Orada yani görüşüyorlar mı bunlar Onur'la? Ya şirkette çalışıyor ya Pelin Su. Kim? Pelin Su, Onur'un şirketinde mi çalışıyor? Upsi. Şirkette çalışmıyor. Pelin Su'nun şirketiyle Onur'un şirketi beraber iş yapıyorlar. O yüzden şirkete gelmiştir. Aynen, beraber ortaklık gibi. Evet, onu dedim annem ben de. Yani senin haberin vardı bundan yani, öyle mi? Evet, var. Hatta Onur bana sordu, izin aldı. Ben de tamam, sıkıntı yok dedim. Bir de izin almasın bari. Tabii ki alacak. Evet, zaten sadece bir iş anlaşması olduğu için ben de karışmadım yani. Yani mesela bu iş bitince onun da işi bitecek yani. Gönderecek, bırakacak yani. Tabii. Bırakacak, bırakacak anne, merak etme sen. Sen ne anladın? Hani niye ikide bir böyle vıd 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 şey yapıyorsun, tasdikliyorsun sürekli Lale'yi? Ha? Şimdi niye gülüyorsun yavrum? Evet, kusura bakma. Seni dinliyoruz hayatım Filiz'cim. Bir daha da karışmayın, kız da doğruysa anlatsın lütfen. Şimdi bence bu konuyu kapatalım. Zaten her şeyi konuştuk da, bir şey de kalmamıştır herhalde. Lale, müsaade et. Dinliyoruz yavrum, bak ayıp oluyor. Filiz'e çok ayıp oluyor. Şimdi ben bunu, Filiz'in bu tavırlarını falan görünce şöyle düşündüm. Acaba dedim bu sinsi şeytan, düğün öncesi gelip benim dedim Lale Sultanım'ın dedim, böyle bir moralini bozmuş olabilir mi? Bak Lale, bu sarı çiyan yüzünden böyle bir hastalandıysan, bir moralin bozulduysa, evlenmekten vazgeçeceksen falan ben buna izin vermem yani. Aa yok canım, de münasebet olur mu öyle şey? Yok. Yani evlilikten vazgeçmek var, bunlar çok radikal kararlar. Öyle şeyler olur. Onur arıyor. Alo. Efendim. Lale, uyandırmadın değil mi? Çok yemek yiyorduk biz. Şimdi ben annemi amcamlara bıraktım. Hazır dışarı çıkmışken de dedim ki bir
senin yüzüne 5 dakika göreyim. Tamam mı? Müsait misin? Tamam, geldiğinde ararsın o zaman. Görüşürüz. Tamam, arayacağım. La şakar. Şey, Onur geliyor, beni alacak, dışarı çıkacağız biz. Ay, Onur hiçbir yere gitmiyor. Bir tabak koyuyoruz, yemeğe kalacak bizimle. Ama anne, tutuyorsun beni, hazırlanmam lazım şu an. Gençlik işte. Oh be, vallahi oh yani. Lale'nin şu halini gördüm, yemin ederim içime bir su serpildi ya. Bu bulimik var ya, kendi kendine gelin güvey oluyor. Net yani. Bulimik? O zaman yemeğe devam. Lale yemiyor galiba, bunu da alayım. Maşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.